Allah! Nihayet Akasya olarak bir geziyorum. Geziyordum vlogu çekebiliyorum şu anda. Bakın şu benim bavulum. Normalde götürdüğüm bavulu göstermek istiyorum size. Bu! Normalde götürdüğüm bavulcuk şu kadarcıkken buna kar yolculuğu yapacağımdan ayakkabım bile sığmadı. Bu sırt çantam, onu güzel olduğu için. Bu da hayvani bavulum. Yani ben bu bavulla, aha bak ebatını göstereyim, çoraplarımı da görün bu arada. Bu bavulla bayağı bildiğin Cape Town'a gittim. 6 ay yaşadım. Körüklü bavul, yuh Akasya derler. Alt tarafı 3 gün daha gidiyorsun. Peki ya neden? Sırf karda, bu arada kayak mayak da yapmıyorum, bilmiyorum da. Yani 2 hafta yapmıştım hayatımda bir dönem, bayılmıştım. Ama sonra nedense bir şeyler beni hep itti. Ne bileyim, bir takım arkadaşlarımın 8 ay kayak kazası yapıp yapması falan gibi. Neyse, iptal iptal. Sonuçta hayatta böyle şeyler düşünerek yapmamazlık bir saçmalık. Çocukluktan başlayan bir şey o. Yani o bir hayat biçimi. Yani öyle doğabilirsiniz. Öyle sonradan olamayabilirsiniz. Sonuçta bu bavul ve ben Uludağ'a gidiyorum. Uludağ niçin gidiyoruz? B-Style diye bir dergi var. Güzel bir dergi. Onun böyle çok güzel bir kış etkinliği var. Çok güzel bir kış etkinliğinin adını unuttuğum için şimdi size söyleyemiyorum ama söyleyeceğim söz. Hatta böyle erkeklerle ilgili bir şey. Bilmem bilmem ne. Çok mu erkek gelecek ya? Ay bir de saçımı o sıra düzeltmem. Çok mu erkek gelecek ya diye. Gören de. Pera. Şimdi kızımla vedalaşma sırası. Ben bir de ev vlogu çekeyim değil mi ya? Ne kadar da güzel bir evim var, vlogu çekeyim. Niye? Çıkma. Neden acaba? Sen mi giyeceksin? Al sen giy. Oo. Bakın bu da Maşa. Maalesef çok uzun süredir orada ve acı çekiyor. Helyumu biterken ha. Hadi kahvaltıya. Red. Ayakkabımı alabilir miyim? Hadi. Gel öpeyim, gel gel. Barışalım gel. O da bana küstü. Küsmemiş gel bu gibi. Ya ne küsmesi? Onun öyle duyguları yok ki şu anda ya. Koyun can kasepet. Ne oldu? Şemsiye buldum. Alabilir miyim? Gidiyorum ben. Ya şu an bayağı liseli gençler gibi toplandı. Avusturya Lisesi yaz tatili. Bu da okulun güzel kızı. Güzel ama biraz farklı olduğu için henüz kıymeti anlaşılmamış olan. Ya çok çılgın eğleneceğimizi hissediyorum bu ekibe bakınca. Kaç saatte gideriz Bursa'ya bilmiyorum. Ama ben Bursa'ya gittiğimde bir hamama gitmek istiyorum şahsen falan dermişim. Yok öyle bir şey. 1921'de oynadığım diziler hala peşimden lanet gibi koşarken yeni nesil yıldızları kendilerini hiç ortalıklarda göstermeden, isim soyad rezil olmadan, sürekli şu değil miydi falan demeden dolaşıyorlar. Böyle milyon takipçileri falan var bu arada. Ama bizim zamanımızda dizi yoktu. O yüzden o zamanın çocukları benim oynadığım hatırlıyor mu kardeşim? Şimdi burada bir sürü güzel, bir sürü güzel oğlan var. Ben onu böyle görsel olarak tanıyorum. Kesin 15 milyon takipçileri falan var. Zamanla çaktırmadan, kırmadan hepsini tanımaya çalışacağım. Ne çekiyorsunuz? Şu an yolu çekiyorum ben böyle. Ben bu. Ama çok güzelmiş sizin makine. Bir de benim makineye bak. O da çok iyidir diye böyle, o da seninki de güzel diye. Yolu çekiyorsunuz ama niçin çekiyorsunuz yolu? İşte backstage videosu yapacağız. Backstage, he iyi güzel. Sizin otobüsteki görüntülerimiz. Öyle. Eğlenceli komediler, şirinlikler. O zaman dolgu görüntüleri sizden alacağız demektir. Çünkü benim dolgu görüntülere ihtiyacım olacak. Teyzeliğimizin ilk günlerinden bir şey. Akasya bu senin YouTube programına çıkacak mı? Evet. Ya buna iyi ki sevindi. Şöyle de yapabilirim. Ben başından beri aboneyim biliyorsun. Gerçekten mi? Aboneyim. Neyse ki artık kanalın konseptini değiştirdim. Yani onun zıbını budun bezi. Arkadaşlar lütfen kabul edin yani. Bir yere kadar dayanılabilir. Ayrıca çocuklar büyüyünce sevimsizleşiyor. Bak ne kadar benim şey. Benim çocuğun yaşında sevgilim bile vardı. Akasya bize çay bu. Akasya bize çay. Ya oraya tarafa bir şey yapalım. Çay kahve. Herkes burada sanırım. Olsun boş ver, ne yapacaksın ya? Burada şey var, sıcak su var. Şimdi koydururuz onu.
kadar güzel bir kamerası var bunun ya. Evet tabi netleyemedi bak, bir nazar değdi anında. En güzel tarafı ne biliyor musun? İşte bu G7X şu anda reklamlara geçti. Parasını verdim eşek gibi sonuçta. Ya çok güzel çekiyor ve tam bir vlog kamerası ve kamera şeyi iyi. Mikrofonu. Sen de alalım bir tane. Alalım ne kadar? 1500 falan. Reklama gireyim. Ya. Reklama gireyim Enisya. Kanon. Bak çok ayıp ediyorsun. Peki senin bu saçının Dolores'liğine ben hayran oldum ya. Yok ya, hiç bir adam olmuyor artık. Keratin bakımı diye bir şey yaptırdım. Bütün bukleler gitti artık. Demet Evgar, Demet Hanım buyurun oturun diye kaç kez beni oturttular biliyor musun? Bana da Nurgül Yeşilçay boşandığında taksi şoförü abla yuvanı dağıtmasaydın keşke dedi. Ne yapayım, içimden öyle geldi dedim, anladım. Kaç yaşında yurt dışına çıktın ilk? İlkokulda İzmit'e gitmişiz ama herkes yurt Hollanda diye anlatmıştı. Ben ilk 12. geceyle Roma'ya gittim. 23 yaşındaydım, hazırlık kadar. 20? 23. Mine Tugay'la o da arkadaşıydık. Şuradan kameralara söyleyebilirim miyim? Söyleyebilirsin de görür müyüm? Ben özellikle iletirim. Şu an mordo. Seni çok seviyorum. Akasya çekiyorsun değil mi? Evet. Hoşçakalın. Aferin sana. Böyle savunarak. Ooo. İşte influencer ya da işte bir şey olmanın en güzel yanlarından bir tanesi. Aman da aman. Aman da aman, neler neler. Şunu merak ettim. Bu ne bu? Bileklik süs. İlk defa kitap verildiğini görüyorum. Bir de sevişmeli mevşireli. Yüksek dozda aşk. Oo, bana imzalı. Ama adım Akasya Türkmen değil. Sorun yok. Burada da şey çıkartmışlar. Akasya asıl Türkmen Özerman. Oldu sterim ağır. G-Shock görev hazır mısın? Haa, şimdi buz kırmaya gidiyoruz G-Shock'la. Vay, olumlama. Sevgili Akasya Can herhalde bu. Akasya Can. Aa, çok güzel ya. Ve tabii ki dergilerimiz B-Style. Bu kız kim? Elçin. Saçları koyuyorum da tanıyamadım. Bunlar da erkek. Oyuncular. Very lovely. Şimdi olan şu, bir oyun oynayacakmış. Bu oyunu biliyor musun? Bunu kıracağız. Bunu nasıl kıracağız? İşte onu bilmiyorum. Bunu takıyoruz. Evet. Hadi bir yala da göreyim bakayım yapışsın diye. Hadi çekiç yapmayacak mıyız? Sen yap. Eli kırılıyormuş insanların. Kıran kutuya ulaşan alıyor ve çıkıyor. O kutuların 25 tane 30 tane kutu 25 kutu var. 25 kutu var. 25 kutunun içinde bazılarında saat var. Kumlara yatma. Ay aman, karlara. Aa, hadi kelebek yap, şey melek yap karda, melek. Böbreği bırak gel. Evet, Gonca Vusta Teri bir böbreğini Uludağ'da bıraktı. Gonca al o saati bana. Çak bir tane, çak. Reis'te vur. Gonca çak! Tü sana ya! Başlıyor muyuz? Dur daha, 3-2-1 denmedi. 4-3 Saat çıkar bana! Aa, bu ne lan? Diğeri. Dakika dursun, verin bana! Bana çekil, verin! Gözü döndü be maldan. Akasya! Aldım ben bunu zaten. Şuraya vurun bakın. Şuraya koyun araya. Hayır. 3! Akasya vur! Ne biliyor? Biraz daha. Vursana ya! Aldı ama. Aa, o kadar da yapmayın yani. Tutun bakayım. Hadi lan saat. Evet! Şunlar da hadi aldı. Ulan sonunda G-Shock ya. Benim olacaksın. Aynı kız saati tam. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet.
olsun be. Evet, şimdi Gonca Muslateri bana en böyle havalı manitanın yapamayacağı şeyi yapıyor. Ve kızakla beni burada bir restorana götürecek. Ama tipi var. Suratıma bak. Ama tipi var, gerçekten tipi var. Yerden kar çıkıyor gibi. Çıkacağın mı? Gelmişlerdi ya. Gelmemişler ya. Burada görürüz onları herhalde. Ama Gonca dışarı çıktı şu an. Biz çıkalım. Ben de seni çektim. Nanana. Vallahi bizim kızak geldi. Arkadaşlar, gazamız mübarek olsun. Evet, seni çekeceğim. Biz düştük az önce. Neden düştük anlatmayız. Kar tamam. Bol olduğu için evet. Normalde denge sağlamasanız hemen yan tarafa yatıyor. Ama sen bize söyledin mi buna ilk bindiğimizde? Yok. Sağa düşünce kıçınızı sola düştük. Düştük ya. Şununla geldik işte, bir de döneceğiz. Hadi canım. Tekrar geri döneceğiz. Çok korkuyorum atam. Bir dakika dur. Niye? Her şeyi hazırlamamız lazım şu anda. Moncler gözlükleriniz ne kadar güzelmiş. Oh, çok teşekkür ederim. Ölsen yemin ederim çalarım gözlükleri çünkü para eder. Üşümesin. Fırının çıktın. Giyinmedik daha burada. Seni bıraksın sonra beni alsın dermişim. Sakın ha dur. Bayağı bildiğim perişanlık. Benim şu anda bana hiçbir şey koymaz galiba bu havada kızağa bindiysem. Benim çocuğum var falan dedim ya. Bu kadar korkmuştum. Tövbe yarabbim arkadaşlar. Yağan kara bakar mısınız? Bayağı bildiğin yerden de yağıyor yani, sadece gökyüzünden değil. Dönen bir kar var. Kar küresi gibi. Vallahi ben seçmedim. Tamamen bir style. Benim için uygun görmüş. Tipime bak. Ay, bu kurabiye canavarıyla böyle bir oyun vardı, onun arası bir şey. Bir küçücük kedicik. Galiba Gonca'daki daha güzeldi ya. Hep arkadaşınınki daha güzel gelir ya. Ve çok uykum oldu her halimden belli değil mi? Hadi yat uyuyayım. Oh. Vay. Of. Çok güzel bir gün. Hafif tipi yağış hala var. Ama mükemmel dışarısı. O zaman gidelim. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Uludağ'dayız. Harika. Oh, teşekkürler. Sen kışlık yerlerin şeyi misin ya? Yani değilim aslında ama karşılaşıyoruz. Şu an gerçekten kayak yapmayı çok istedim. Denerim. Belki denerim. Evet, tabii ki. Merhabalar diyelim. Nasılsın? Merhaba. İyiyim, siz? Siz bizi çekiyorsunuz. Evet, aynen öyle yapıyorum. Çünkü benim de bir YouTube kanalım var. O zaman bugün sizi kayakçı görmek isterim. Ama o zaman bana bir kayak takımı ısmarlayacaksın şuradan. Bir de bir hoca ayarlayacağım. Ne yapalım? Şimdi inşallah burada dikkat edeceğiz. Birisi, bir amatör gelip bize çötenek diye çarpmış. Resmen şu anda niyeti bozdum ve kaymaya karar verdim. Ben ders istiyorum. O ne? Ücretler de biraz yüksekmiş ama şey var mı, sanatçı indirimi? Alayım. Sahipliğim saat 1'de var. Ama bizim 1'de etkinliğimiz var galiba. Hanımefendi bize yardımcı olsun. Okey, öyle yapalım. 3'de olur aslında. Emir demiri kesiyor, ne de olsa biz buraya etkinlik için geldik. Ayakkabıları neye göre ayarlıyoruz? Ayakkabıları neye göre ayarlıyoruz? Tabii ki ayağının numarasına göre. 38 ben kullanayım değil mi? Ayağım aslında 38,5. Oo, bak kim geldi. Dünyalar güzeli Merve ve Bortu. Bunda yani hiç rahat bir şey değil bu ya. Şimdi koskoca bir yarış başlıyor. Ne yarışı? Kalat. Adınız neydi hocam? Metin Hoca. Metin Hocam. Evet. Sabah çocuklara ders veriyordunuz. Evet. Ben dedim kesin Metin Hoca ile çalışırım. Evet, buyurun. Daha önce kaydık mı hiç? 15 sene önce falan hocam. Şimdi hatırlayacağız zaten. Buyurun. Ben kenardan yaparım bu sporu hocam. Bizim bir sloganımız var. 7'den 70'e bütün insanlar bu sporu yapabiliyor yani. İlk önce kayaklarımız bir doğal açık. Evet.
paralel bir vaziyette. Doğal açıklıkta, evet. Evet. Daha sonra yürüyüşe başladık. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kazanınız mübarek olsun. Benim için dua edin. Yeni başlayanlar için kayak. Asıl niyetim çekimi yapıp içeriye çıkarıp defolup gitmekti. Ulan dedim düşmeyeyim, bilmem ne yapmayayım, başıma da bir şey gelmesin, üşüyeceğim falan. Hepsini söyledim içimden. Ama o kadar eğlendim, o kadar zevk aldım ki. Tek fena tarafı bence fiyatlar yani. Ders fiyatı 250 kağıttı. Alayım Türk kahvemi de alayım ya. Yanımda cash para olmadığı için sadece 245 lira olduğu için 250 lira olan ücreti. Arkadan 295 lira aldılar ya, bu ne büyük rezalet. Ben şey dedim, çok fazla hani, yani yapmayın bunu 5 lira için. Valla bir tek onlar kötü, fiyatlar. Ya şu kahvede ne kadar boyu yanmışız. Kıçını bışını kıran arkadaşlarım oldu. Motora da girmezdim o zaman ama. Dikkatlice kayarsam, çok büyük iddialı hareketler yapmazsam bence okeydi. Karlı ikinci sabahtan günaydın. Yalnız burada güneş cidden kavuruyor. Şu an tipimin nasıl olduğunu bilmiyorum. Maşallah yine sabah güzelliğim üstümde. Pırıl pırıl parlıyorum. Neden bavullarımız geldiğimiz gibi dönmez? Tabii ki sebebi şu. BeStyle'da bize o kadar çok sponsordan, o kadar çok hediye gelmiş ki hatta bir tanesini giydim, Lumberjack. Thanks. Çok da hoşuma gitti. Bana bu denk gelmiş, çok sevindim. Bakalım ben bu bavulu kapatabilecek miyim? İstanbul'da bir sürü işim var. Bir şey daha diyecektim. Ha, ders yapacaktım ya. İşte Teresiki ile şeye çıkacaktık. Madene çıkacaktık. Oradan inecektik. Abi dün 11 kişi ikinci bölgede mahsur kalmış. Ve ben tırstım. Dağ, kar falan filan, bunları yapabiliyorsanız yapın. İnşallah bunları yapacak kadar şanslı insanlarsınızdır. Bizim gibi sonradan olunca biraz olmuyor ama çok zevkliydi. Evet. Şimdi size bavul kapatmanın püf noktalarını anlatacağım. Tabii ki anlatamayacağım, öyle bir püf noktası yok. Yine bir de kapandı. Gitmeden önce dayanamadım. Yine de yukarı kadar çıkayım dedim. İşte yakışıklı bir aktör daha. Bakalım nasıl poz verecek. Görelim. Evet, bir yolculuğunda sonuna geldik. Arkadaşlar çok memnun oldum. Nice organizasyonlarda görüşürüz. Memnun oldum. Öptüm onu da. Bitti ama bitmedi bir video. Gördüğünüz gibi can pazarı, herkes bavulunun peşine düşmüş. Bütün bu yakışıklılar bizimle birlikteydi. Geziyorum ilk vlogunu. Ay böyle bulanık bitireyim değil mi? Ne kadar güzel. Geziyorum ilk vlog sona erdi. Bence de çok güzel oldu. Evet, sizin aynı fikirdeyiz. Evet, abone olun. Evet, evet, izleyin. Altına yorum yapın. Nerelere gideyim söyleyin. Hepinizi çok öpüyorum. Bye bye. Hoşçakalın. Vloguma güle güle. Güle güle.